Size ait bir şey? Hangisinden bahsediyorsunuz? 50 milyon dolar mı? Lamia mı? Birincisini konuşarak halledebiliriz. İkincisi ise o zaten benim. Her şeyi almaya çalışan hiçbir şey elde edemez Ali Bey. Hiçbir şey. Evet. Çevremde cömert bir şeyh olarak nam salmışlığım var. Ama bu kadar cömert değilim. Cömertliğiniz sahip olduğunuz şeyler için geçerlidir Ömer Bey. Ben benim olanı almaya geldim. Sizin olanı çölde kaderine terk ettiniz. Çölde mi? Ben onu çölde bırakmadım. Sınırdan geçmesi için yollamıştım. Ama biz onu bulduğumuzda yanında değildiniz. Mirza, onu kurtarmak için... Tamam işte, bıraktın. Önceliğin o olmalıydı. Çünkü sevdiğin kadın o. Hayat bazen bir takım seçimleri insanın karşısına çıkartır. Aslında yapmanız gereken bellidir ve yaparsınız. O gün orada ben olsam Ali Bey, inanın bana... Değil bir Adem, koca cihanı ölüme terk ederdim Lamia için, koca cihanı. Sevdiklerin için bazılarını ateşe atmayı göze almadıktan sonra ne anlamı var ki? Seçimler Ali Bey, tıpkı kumar gibi. Abla... İstersen hiç görüşme. Ne demek görüşme Ayşe? Onca şeyi yaşadım ben o adamla. Şimdi burada. Onca soru var aklımda. Sormayayım mı hiçbirini? Öğrenmeyeyim mi gerçekleri? Abla, bence sen en kötüsüne hazırlan da. Hani sonra... En kötüsü başıma geldi bile Ayşe. Daha kötü ne olabilir? Seç. Şimdi sana bir seçim şansı daha veriyorum. İşte cömertlik bu. Madem ki bir hayat kurtarmayı seçtin, bir hakkın daha var Ali Bey. Gözlerin, Lamia diyecek gibi bakıyor. Hatanı telafi etmek istiyorsun. Peki bir bakalım, Lamia'yı seçtiğinde hayatında neler olacak ha? Ne dersin? Ben bir seçim yaptığımda bütün sonuçlarını göze alırım. Merak etme. Biliyorum ama yine de sizin için o sonuçları saymama izin verin. Önce... Tek tek ihaleleri kaybedeceksiniz. Sonra şirketinizi. Bankaya 25 milyon dolar borcunuz var. Ödeyemeyeceksiniz. Evlerinize, arabalarınıza, her şeyinize el konulacak. Mütevazi bir eve, hayata razı olacaksınız. Peki ya Hikmet Bey? Babanız. O zayıf kalbi bütün bunlara ne kadar dayanır? Güçsüz bir Ali Asyalı olacaksın. Gücü bilen ama kaybetmiş bir Ali Asyalı. Ona gücü tattırdım Ali Bey. Şimdi güç ne demektir biliyor. Ve zavallı güçsüz bir adamla kalmaz. Kadınlar, kadınlar Ali Bey. Bir kez hükmetmeyi öğrenmesinler. Asla vazgeçmezler. Onu alıp gidersen seninle ne kadar kalır? Hı? Bir ay? Bir sene? Yapamaz Ali Bey, yapamaz. Yine gelir onu elinden alırım. Ama 50 milyon doları alırsanız karşımda güçlü bir rakip olmaya devam edersiniz. Şansınız olur ve benimle mücadele edebilirsiniz. Bir erkek gibi göğüs göğüse çarpışabiliriz. Kim hak ederse o kazanır. Artık kaybedeceğiniz bir şeyiniz var Ali Bey. Buyurun karar verin. Şimdi kazanmak ve gelecekte kaybetmek mi yoksa gelecek için risk almak mı? Çok zenginsin. Eminim sahip olduklarının hesabını bile bilmiyorsundur. Korkunç olan delinin tekisin. Kendini iyi hissetmek için üstünde gücünü deniyorsun. Benim evimden bir şey çalmanın peşindesin. Ama Ömer Bey, yanlış evdesin.
Ali Bey! Ayşe? Oh, nihayet birinizi görebildim. İyisiniz değil mi? Mirza abim yanında mı? Yanımda. Merak etme. Sağlığı da iyi. Allah'ım çok şükür. Ona benim de iyi olduğumu söyleyin. Görmek istediğimi. Gel. Gidelim birlikte. Sizinle bir adım bile atmam ben. Ne işiniz var burada? Ne oluyor? Ne mi oluyor? Bizi çölde terk ettiniz. Menallara teslim edip gittiniz. Bizi çöle attılar. Biliyor musunuz Ali Bey? Ömer Bey olmasaydı kurda kuşa yem olacaktık. Ayşe sen ne diyorsun? Ben abini kurtarmaya gittim. Orada da kahretsin ki yaralandım. Tabii. Ertesi günde yaralı yaralı İstanbul'a geldiniz öyle mi? Söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum. Bizi Ömer Bey kurtardı. Burada güvendeyiz ve mutluyuz. Ömer Bey Lamia ablaya senin veremediğini verdi. Ona annesini buldu. Dün mezarını ziyaret ettik. Mezarını mı? Bakın Ali Bey. Ben abimi görmek istiyorum. Ve bence artık Lamia ablayı da unutun. Anlaşıldı. Beyniniz yıkanmış sizin. Lamia'ya söyle. Mirza'yı buraya yollarım. Merak etme. Peki, nerede bu mezar? Mirza abimi buldum. Abim de buradaymış. Mirza da mı gelmiş? Yok abla. Ali Bey'i kapıda yakaladım. Ona sordum. Buraya gönderecek abimi. Ali çıktı mı? Evet abla. Kapıda konuştum. Konuştun mu? Ne söyledi? Bir sürü yalan söyledi işte. Yok Mirza abimi kurtarmaya gitmiş de yok vurulmuş da sapasağlam duruyordu karşımda. Hiçbir şeyi yoktu. Abla? Neden Ali ile beni görüştürmedin? Söz vermiştin. Beni onunla konuşturacaktın. Partiden beni çıkarırken söz vermiştin. Tamam sakin ol, sakin ol. Bana seninle konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Sadece iyi olduğuna sevinmiş. Bütün derdi benden iş koparmaktı. Bazı tekliflerde bulundu ve gitti. Herkes bana yalan söylüyor. Sakin ol, sakin ol. Gel, geç otur şöyle, hadi. Halep çok tehlikeli bir yer. Bu tarz konularda herkesin hassasiyeti vardı. Ve Halep gözünü budaktan sakınmayıp seni oradan aldı. Abdülmecid, Mennan'ı, bütün Halep'i karşısına aldı. Neden? Çünkü seni istiyordu. Şimdi burada, bir adım ötende neden seni gelip almadı? Neden burayı ateşe vermedi? Madem ben engel oldum, neden boğazıma sarılıp seni almadı? Bir düşün Lamia. Çünkü artık istediği biri değilsin. Ama neden? Neden? Çocukları sever misin? Benim canımın çok sıkkın olduğu zamanlar gittiğim bir yer var. Hep yalnız giderim. Ama bugün seninle gitmek istiyorum. Sana da iyi gelecektir. İyiyim abla, sağ olasın. Kurudun gittin mi Mirza evde otura otura? Hadi çıkalım biraz, İstanbul'u gezdireyim sana. Yok, şimdi Ali Bey'in kendileri gelecekler, merak ederler. Aman, arar haber veririz, naz yapma be. Yok yok, öyle demeyin. Bak, geliyorum almaya. Ben size şimdi ne desem boş yani. Amma naz yaptın Halep'le ha. Yok, estağfurullah, benim ne haddim?
Sibel Hanım. Buyurun Müdür Bey. Nasıl, odanızı beğendiniz mi? Ne demek, çok teşekkür ederim. Canan Hanım sizinle aynı odayı paylaşacak. O da yeni mimarlarımızdan. Memnun oldum. Ben de. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Siz de yeni başlamışsınız sanırım. Evet. Bugün başladım desem yalan olmaz. Ya çok özür dilerim ama mahvoldu ayaklarım. Hiç alışkın değilim topukluya. Sorun olur mu? Aa, yok canım. Nasıl rahat ediyorsan öyle davran. Bundan sonra hep birlikte olacağız zaten. Ömer Bey bu binada çalışmıyormuş sanırım. Aa, evet öyleymiş. Ayrı bir ofisi mi ne varmış? Gördünüz mü siz hiç kendisini? Görmedim henüz. Bir de sizle bizi konuşmayalım istersen. Karşımda ayaklarını ovuştururken böyle bir mesafe komik oluyor. Ağız alışkanlığı. Ben de hiç sevmem aslında. Hiçbir çıkış yolu yok. Çok kötü kapana kısıldık. Bütün ihaleleri kaybedeceğiz. Her ihalede mutlaka bizden daha uygun teklif eden birisi çıkıyor. Ömer'in paravan şirketleri. Ne yapacağız? Banka borçları, ihaleler, çözüm ne? Düşünüyorum Cem, düşünüyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Babamla konuştum. Daha iyi geliyordu sesi. Ya ona da uğrayamadık. Şirketin durumunu sordu. Hallediyorlar dedim. Daha da sıkıştırsa ne diyeceğiz bilmiyorum. Bu ihalenin gittiğini falan da bilmiyor. Onu da duyarsa... Şimdilik bilmesin zaten. Bir şekilde halledeceğiz. Yarınki ihale için ek dosya hazır mı Cem? Hazır. Son kontrolleri yapılıyor. Ya onu da alamazsak? Bakıyorum keyfiniz yerinde. Neredesin kızım ya? Halep'li yaklaşsana. Arkadaşlar bu Mirza, Halep'ten. Babamla amcamın arkadaşı. Alp Burcu, Melisa. Otursanıza. Halep neredeydi ya? Bıraktı mı? Yok, Suriye'de. Yuh artık kızım ya. Bir de sınava gireceksin bu sene. Sayısalcıyım kızım ben. Gözde yok mu? Her zamanki gibi telefonda. Hayırdır kavga mı ediyorlar yine Berk'le? Gözde klası işte. Gelir şimdi. Bir saattir telefonda. Maalesef hukuki olarak hiçbir hak iddia edemiyoruz Ali Bey. Bir açık noktası falan da yok değil mi? Üzgünüm. Her şey son derece uygun. Ya da kılıfına uydurulmuş. Sözleşme akdine uymadığınız somut delillerle ispat edilebiliyor. Sözleşme gereği $50 milyon ödeneceğine dair imzanız da var. İhtarname de çekilmiş. Biz ihtiyati tedbire hazırlıklı olalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Cem Bey. Banka müdürünün bıraktığı dosya neredeydi? Cem. Cem. Pişt. Efendim. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ne oldu? Of, boş ver. Ben biraz çıkacağım. İşim var. Tamam, buradayım ben. Cem, sen eminsin değil mi iyi olduğunu? Halep'li kızların hepsinin gözleri o sürmeler yüzünden böyle güzel görünüyor. Yok. Kendi gözleri de güzel ama sürme çekince daha bir güzel oluyor. Heh, geliyor. Ne oldu? İyi misin? Sorma Elif ya. Ben Berk'le buluşacağım. Akşam oyunda görüşürüz. Yine mi ayrılıyorsunuz? Aman ne komik. Oyuna gelmiyormuş ya, adama bak. Aman şimdi kandırır o seni. Zor biraz. Neyse, öptüm hepinizi. Bay bay. Hadi görüşürüz. Halep'li, bize biraz Halep'i anlatsana. Halep, burası gibi değil tabi. Ayşe, Ayşe.
çocukların hepsi senin benim gibi öksüz yetimle anlıyor. Ben de anasız babasız büyüdüm. Birinin yanında yetiştirildim. Her biri bir ana, bir baba, bir gelecek umuduyla yaşıyor. Ömer Bey, şeref verdiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun odama geçin. Biraz daha. Canım. Acıdı mı? Acımadı ki. Bak hep toz oldu elbisen. Adın ne senin? İrem. Ne güzel bir adın var. Hayat o kadar çok üstüme geliyor ki, parçaladıklarımı toplamaya çalıştıkça sanki daha fazla dağılıyorum. En kötüsü de seçmek zorunda kalmak. Ne seçersem seçeyim, sonunda kaybedecek bir şeyimin olması beni korkutuyor. Bir tarafta ailem ve işim, bir tarafta Lamia. Ama merak etmeyin, neyi kaybedersem edeyim, ucu nereye varırsa varsın, Lamia'yı seçimlerime kurban etmeyeceğim. Sizi de, onu da kurtaracağım. Ama bana biraz daha zaman lazım. Biraz daha güç lazım. Nesrin Hanım, bana inanacak birileri lazım. Ne olacaksın? Öğretmen olacağım. Yerim ben seni. Canım benim. Daha çok küçükler. Ama bu çocukların bir farkı var ya. Bu çocuklar erken büyüyecekler. Hayatla erken tanışacaklar. Acıyı herkesten iyi tanıyacaklar. Buradan 10 çocuk seç Lamia. Seç ve hayatlarını kurtar. Hepsinin hayat boyu her şeylerini ben karşılayacağım. Çok zor bir görev verdin bana. Hangisini seçsem kalbim diğerleriyle burada kalacak. Haksızlık etmiş olacağım. Madem bu hakkım var, hepsini seçiyorum. Allah'ın sümüklüsü, evin hanımefendisi oldu. Bir de bizim halimize bak. O kız nasıl boyadı o koskoca şeyhin gözünü, hafsalam almıyor. Kadının işi bu. Alemin gözünü boyamak. Baksana, ipe dizdi bütün erkekleri. Halbuki sendeki endamın zerresi yok o mimıntıda. Dur hele. O sümüklü, koskoca şeyhi kandırıyorsa senin etrafında pervane olur o şeyh. Ama sen de böyle somurtup oturmayacaksın. Ne yapacaktım? Evden dışarı çıkmak yok, bir şey yok. Dur hele. Dur hele sen azıcık. Azıcık naz, azıcık işve, azıcık eşer ananın parmağı. Kalk hadi kalk kalk. Nereye? Şeyhe, akşam yemeği hazırlayacağız. Allah Allah, o nereden çıktı? Şöyle güzel bir Halep sofrası. Hadi kalk 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 hadi. Aman, adam efsunlanmış gibi. Görmüyor musun? Sen efsun görmemişsin. Hadi kalk kalk, hadi kalk. Hadi yallah. Thank you.
Cem, hayrola? Ne yapıyorsun bu saatte? Hiç. Çalışıyordum biraz. Sen niye geldin? Birkaç dosya alacaktım evde bakmak için. Cem, sabahtan beri keyfin yok. Mine ile kavga falan etmediniz değil mi? Yo. Cidden yok bir şey. Çıkacaktım zaten. Yemeği bekliyorlardı şimdi. İstersen sen de gel bize. Hem çalışırız biraz daha. Üşkağıtçıya bak. Mine'den fırça yememek için beni alet edeceksin değil mi? Kılıbık seni. Ya yok be. Daha neler. Hadi tamam çıkalım. Kızım. Az çekil hele. Şeyhimize bu akşam Halep sofrası kuracağız. Hadi yol ver. Ne bakıyorsun öyle? Hadi yallah yallah dışarı. Anne, işe yarayacak mı? Hem de nasıl? Elif, siz burada hepiniz böyle genç, ben biraz... Öf, aman Mirza, amma uzattın ha. Şşş, başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gönlümü meydana çıkarabilirim. Ne yapayım ki içindeki esrar yine sana görünmez. Sen Allah'ın adlini bilmez misin? Bilmekle ne olur? Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık hanımlar. Biraz beklenmedik oldu ama... Desturunuzu almadan yaptık şeyhim. Kusurumuza bakmazsınız inşallah. Afiyet olsun şeyhim. Şeyda da sizin için helap şerbeti yapmış. Hadi kızım ikram etsene hadi hadi. Şeyda Hanım, size zahmet Lamiye Hanım'ı da çağırır mısınız? Özlemiştir Halep yemeklerini. Evet. Allah'ım, ne olur bana bir yol göster. Ne yapmam gerekiyor? Gidecek hiçbir yerim yok. Ama burası da benim yerim değil. Gel. Ömer Bey seni bekliyor. Kardeşim, kucağımda öldüğün zaman arkandan ağlamıştım. Şimdi kim bilir ben kimin kucağında öleceğim de arkamdan kim ağlayacak? Ah nasıl seviyorum bir bilsen. Gitmezsen mutlaka kendimi öldüreceğim.
O da vazifem değil. Beni bırak. Düşündürmeyin beni. Ne kendimi öldürebilirim, ne de ölü yaşamak elimden geliyor. Hatice? Mirza. Hatice? Mirza, ne yapıyorsun? Hatice! Mirza! Hatice! Hatice! Buradasın! Buradasın Hatice! Buradasın Hatice! 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 Ya baba, işkence bu ya. Ömer Bey resmen zulmediyor. Koskoca Ömer Bey'in başka işi yok, seninle uğraşacak. Ya anlamıyorsun. Damiyamı onun yanında gördükçe kahroluyorum ya, dayanamıyorum. Ena, yakında Orta Doğu'daki büyük bir safkiyat için görev verecek şey bu adam. O zaman her şey yoluna girecek. Sabırlı ol. Ya nasıl olayım baba? Nasıl olayım? Lamyan burada bir başka adamın yanında nefes alıyor ya. Nasıl olayım? Sabırlı ol dedim. Yoksa her şeyi mahvedersin. Nesini beğendiyse o sümüklünün. Zevksiz. Akşama kadar didindik, sofra hazırladık beyefendiye. Lamyansız bir lokma bile yemedi. Siz bana sormadan ne yemeği hazırlıyorsunuz? Abdülmecit Bey. Siz yıllarca şeyhin hizmetinde bulundunuz. Sözünden çıkmadınız. Onu bırakın da şimdi bir kadın için size yaptıklarına bakın. Nedir bu korku? Nedir ha? Siz ki koskoca Halep'i titretirdiniz. Şu halinize bakınız Abdülmecit Bey. Bizi buradan kurtaracaksınız. Yoksa hepimiz Lamia'nın hizmetçisi olacağız. Ölürüm de olmam. Baba, öleceğimi de bilsem bu evden gideceğim. Gideceğim. Hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey. Yıllardır yanındasın. Benimle çalışıyorsun. Ben ticaret adamıyım beyler. Yaptığım iş birçok ülkeyi, birçok zengin kimseyi rahatsız ediyor. Yani dostum kadar düşmanım da var. Bir adamın düşmanı varsa birilerine güvenmek ister. Kendine sadık adamlar ister. Eğer güven sarsılmışsa sahip oldukların tehlikede demektir. Şeyim, Habib kardeşim güvenilir bir adamdır, sadıktır. Bu sefer de affedin. Müsaade edin size sadakatini göstersin. Bir şans daha şeyim, bir şans daha. Bir kızın olduğunu duydum. Adı ne? Lamia. Lamia. Bugün evden çıkarken vedalaştın mı Lamia? Bilmiyorsunuz. Onun neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. Öyle üzgün durma Lamia. Güçlü olmak zorundasın. Güçsüzüm. Güçlü olacaksın. Kimsesizliği ben de çok iyi bilirim. Sanıyor musun ki dünyada bir tek sen yalnızsın? Bugün o çocukları görünce, benden onların hayatlarını kurtarmamı istediğinde,
aslında ileride ne kadar acı çekebileceklerini ve bunun önüne geçemeyeceğimi düşündüm. Keşke onları o acılarından kurtarabilsek. Saate bakmaya başladın, git mi diyorsun? Of Ali, saçmalama. Elif'i merak ettim. Saat kaç oldu baksana. Merak etme, gelirler birazdan. Mirza tiyatroda ha? Çabuk alıştı İstanbul'a. Ya elin adamıyla gönderdik, kızı tanımayız etmeyiz. Yok artık. Saçmalama Mine. Güvenilir olmasa gönderir miyim? Elif'in ne kadar güvenli bir hayatı olduğunu biliyor musun sanki? Kızının ne yaptığından, kimlerle görüştüğünden haberin var mı? Sonra konuşalım istersen. Oo, hoş geldiniz tiyatrocular. Kızım nerede kaldınız? Of anne ya, başımıza neler geldi zaten. Ne oldu kızım? Mirza. Bizim Gözde var ya. Evet. Tiyatrodaydık işte. Gözde sahneye çıktı. Bu onu görünce bağıra bağıra fırladı sahneye. Birbirine kattı ortalığı. Ne? Kızın üstüne atladı ya. Rezil oldum herkese. Mirza. Falan var mı abla? İyi misin peki? Otursana oğlum. Dikirme ayakta öyle. Ne oldu? Şimdi doğru dürüst anlat bakalım. Hatice'yi gördüm beyim ben. Vallahi billahi Hatice'ydi. Gördüm. O kız Hatice'ydi o. Hatice'mdi. Yemin ederim beyim. Mirza, kendine gel oğlum. Elif'in arkadaşıymış işte. Hatice'ye benziyor olabilir. Tamam, tamam. Bak. Sen Hatice'yi çok sevdin. Ve onu gözlerinin önünde vurdular. Bunu üzerinden atamıyorsun. Onu görmüş olduğunu zannetmiş olabilirsin. Ama aynı Hatice'ydi beyim. Gözleri, bakışı, her şeyi... Mirza! Hatice gitti. Benim yüzümden. Benim yüzümden! Kendini suçlama Mirza. Senin yüzünden değil. Onun katilleri o cinayete engel olmayanlar. Eğer sen de orada olsaydın seni de öldürürlerdi. Geri getiremezsin. Sabret. Geçecek. Geçecek. Sana çok güzel bir haberim var. Ayşe'yi buldum. Ne? Ne? Buldunuz mu? Nerede? Nerede? Dur. Nerede? Dur. Dur oğlum. Dur. Sakin ol. Bugün gördüm. Nerede beyim? Nerede? Burada. Dur. Nerede? Ömer'in evinde. Ömer'in evinde mi? Lamia'nın yanında. Nasıl peki? İyi mi? Bir şey yok değil mi? Yok bir şey, merak etme. Onların orada ne işleri varmış? Sen niye getirmedin onları patron? Gelmedi ki. Gel götüreyim seni dedim. Yok. Benden nefret ediyorlar. Ben gidip alayım patron. Oğlum dur, nereye bu saatte? Duramam patron. Kardeşim orada, gidip dur, alayım oğlum, bacımı. Dur dur, olmaz Mirza. Öyle bostana girer gibi Ömer'in evine giremezsin. Bekle. Bir dur. Sabah olsun. Gider görürsün. Şirketten biriyle yollarım ben seni. Yarın bir de cep telefonu ayarlarım ben sana. Yalnız Ayşe'yi buraya getirmeye çalışma şimdi. Ne edeceğiz? Oradaki tek kontağımız o. Thank you.
Ya kesin diyordunuz. Ne oldu şimdi? Geri alamıyor muyuz? Ne oluyor abi? Ne diyorlar? Ne diyecek Cem? O da aynı şeyleri zırvalayıp duruyor. Yine son anda bizden daha iyi fiyat veren birileri çıkmış. Fiyatı vereni tahmin etmek güç değil. Gel. Ne oldu Mirza? Patron ben... Ya bırak oğlum, patronluk mu kaldı? Müsaadeniz olursa ben Ayşe'ye gidecektim bugün. Doğru ya, haklısın. Unutmuşum. Levent, Mirza'ya sen yardımcı olsana. Ha, benim odada bir cep telefonu var, onu da verirsin. Peki abi. Gel abi, biz şu dosyalara bakalım. Bakalım. Kızım duymuyor musun? İki saattir sana sesleniyorum. Ay duymadım anne, ne oldu? Ütü yapıyorum. Ütüleyecek bir şeylerin varsa ver. Yok. Bir bak bakayım sen bana. Ne var orada? Göğsündekini soruyorum. Bir şey yok. Var. Yok dedim anne. Var, aç göreceğim. Ya yapma, beni rahat bırak, karışma bana. Kızım beni dinle. Daha çok küçüksün sen. Ne yaptığını bilmiyorsun. Ne yaptığımı biliyorum anne. Onun ismini orada görmek hoşuma gidiyor, tamam mı? Kızım daha 16 yaşındasın sen. Yarın öbür gün evleneceksin. Kocana nasıl anlatacaksın? Hemen sildireceksin o dövmeyi. Sen bana öğüt vereceğin önce kendi kocana sahip çık. Kime bakmıştınız? Ben Ayşe'ye bakmıştım. Burada yaşıyor. Lamia Hanım'la beraber gelmişlerdi. Kim diyelim? Abisiyim ben. Mirza. Mirza dersiniz. Bekleyin. Lamia Hanım'ın yardımcısının ziyaretçisi var efendim. Abisiymiş. Mirza dedi. Getir bana. Arabamı da hazırlamalarını söyle. Şirkete gideceğiz. Başınıza gelenleri biliyorum. Annenizi arıyormuşsunuz. Eğer isterseniz annenizi bulmanız için size yardımcı olabilirim. Senin esaretin benim prangalarım oldu. Bir laf vardır. İnsanların kaderini çizen karakterleridir derler. Demek ki beni tanıyorsun. Halep'te sizi tanımayan yoktur şeyim. Ama ben seni tanımıyorum. Benim adım Mirza. Ayşe'nin abisiyim. Halep'ten geldim. Peki kardeşin Ayşe'nin burada benim yanımda olduğunu kimden öğrendin? Bak Mirza. Madem beni tanıyor musun, o zaman namımı da bilirsin. Benim yalancılara tahammülüm yoktur. Eğer biri yalan söylerse ne yapar eder, doğrusunu öğrenirim. Doğrusunu bulduğumdaysa o yalan söyleyeni bir daha konuşamaz hale getiririm. Şimdi tekrar soruyorum. Ayşe'nin burada olduğunu kimden öğrendin? Kardeşini görmek istiyorsan bu soruya cevap ver. Ali Asyalı.
Ali Asyalı demek. Onunla ahbaplığın nedir? Beni buraya kendileri getirdi. Anladım. Şimdi kardeşini görmenin bir şartı var. Beni iyi dinle. Ayşe buraya gelişleriyle ilgili sana ne anlatırsa doğru edeceksin. Sen kendi bildiğine hiçbir şey anlatmayacaksın. Ne Ali ile ne Lamia ile ilgili hiçbir şey. Çünkü doğrular bende. Beni anladın mı? Eğer aksi bir şey söyler ya da ima edersen, bir dahaki ziyaretin kardeşinin mezarına olur. Tabii bir mezar olursa. Hadi çıkabilirsin. Ayşe, Ayşe, Ayşe bacım, Ayşe bacım. Ağlama bacım, ağlama, ağlama, ağlama. Bak, ben buradayım. Neler geldi başımıza Allah'ım. Çok şükür, seni buldum yine. Bir şükür Rabbime. Günaydın. Günaydın. Otelde kalmak çok sıkıcı. Canım odaya girmek istemiyor vallahi. Haklısın. Dört duvar arasında. Aynen öyle. İki laf edecek insan yok. Bana gel diyeceğim ama benim durumumu da biliyorsun. Yok hayatım sağ ol. Bir ev falan bakacağız artık. Eski kocanın haberi var mı burada işe başladığında? Henüz yok. Ama yakında duyar. Sibel Hanım, Ömer Bey sizi görmek istiyor. Niye, ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Yok, hayır, kötü bir şey yok. Peki ama? Orada öğrenirsiniz. Hazırlanın isterseniz, birlikte gideceğiz. Hadi bakalım. İkimiz de ölmüştük. Hep o soysuz mühendis Ali yüzünden. Sen nasıl ona tutunup da gelirsin abi? Başka geliş yolu mu vardı Ayşe? Sizi Halep'te bulamayınca, bütün ahaliyi de duyunca buraya göçmüş, ben de mühendislerle birlikte geldim. Sırf senin izini bulayım diye. Allah o Ali'nin bin türlü cezasını versin. Kendi rahatına, kendi işlerine sattı Lamia ablamı. Ölümlere terk etti. Görsen Lamia ablam ne acılar çekti. Sen de bir an önce kurtul o soysuzdan abi. Gözünü seveyim. Güven olmaz ona. Ben seni buldum ya. Kaçar kurtuluruz artık, merak etme sen. Bir işe de girince alırım seni buradan. Beni düşünme. Ömer Bey dünya iyisi bir adam. Burada çok rahatım. Sen nasılsın? Ben nasıl olayım? İhalelerde bir gelişme var mı? Yok. Lehimiz olan hiçbir şey yok. Cem nerede? Bilmem. Yok ortalarda. Efendim yine.
Cem'e ulaşamıyorum. Oralardan. Hayır. İki saattir ben de görmedim. Ne oldu? Ali, çok kötüyüm. Konuşacak birine ihtiyacım var. Bana biraz zaman ayırabilir misin? Mineciğim, inan ben de berbat durumdayım. Ali, lütfen. Sorun nedir? Elif. Elif mi? Bir şey mi oldu? Ömer Bey, Sibel Asyalı. Sibel Hanım, buyurun. Lütfen oturun. Sibel Asyalı, referanslarınızı okudum. Asyalı İnşaat'ta çalışmışsınız. Nedir Asyalı İnşaat'la bağlantınız? Ben gelinleriydim. Ali Asyalı eski kocam. Öyle mi? Soyadınız hala Asyalı. Boşandıktan sonra değiştirmedim. Malum o soyadla birçok proje yaptım. Peki neden ayrıldınız? Şirketten mi, Ali'den mi? Hangisine cevap vermek istersiniz? Aslında cevapları aynı. Ali ve ailesi hayatımı mahvettiler. Ali Bey'in mahvettiği hayatlar. Ayşem, bacım, canım. Seni buldum ya Ayşem. Ölsem de gam yemem artık. Çok şükür Allah'ıma. Dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya seni. Abim, seni çok özlemişim. Seni alacağım bacım. Buradan götüreceğim seni. Ha? İstanbul'a yerleşebildiniz mi? Aslında tam olarak yerleştiğim söylenemez. Ne bileyim, belki de iş konusunda oldukça sıkıntılı olduğum içindir. Sizin gibi güzel ve başarılı bir kadın neden iş bulmasın ki? Size bir ev kiralansın. Yok, ben tutabilirim artık. Nasıl olsa çalışmaya başladım. Olsun. Bütün enerjinizi size vereceğim projeye harcamanızı istiyorum. Hı hı. Bana kalırsa siz bir an önce otele ve şirkete gidin. Toparlanın. Müdüre söylerim size bir de araba ayarlasınlar. Onunla gidip gelirsiniz. Beni mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürlük bir şey yok. Enerjinizi doğru yere harcamanız için yapıyorum. Yarından itibaren burada işinize devam edeceksiniz. Burada mı? Evet, burada. Benim yanımda. Beni annesi gibi değil de düşmanı gibi görüyor sanki. Ne dersem tersini yapıyor. Genç kızdır. Biraz anlayışlı olmak gerek. Sence ben anlayışlı değil miyim? Ya bu seninle ilgili değil ki. Yaşla ilgili. Bu yaşlarda olur böyle şeyler. Ailelerini karşılarına almayı severler. Anlamaya çalışmalısın. Düzelir zamanla. Ama ne zaman düzelecek? Aylardır bu böyle. Babası desen hiç ilgilenmiyor bile. Benimse hiçbir sözümü dinlemez oldu. Benim ak dediğimi o kara diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, takıldım kaldım. Şimdi de göğsüne sevgilisinin ismini yazmış. Ne? Dövme yaptırmış. Merak etme, ben konuşurum. Sen de biraz rahatla. Ali, sana bir şey sormak istiyorum. Hı. Sen Cem'i iyi tanırsın. Yakınında hep sen varsın. Uzun zamandır eve geç geliyor. Sabahları desen yataktan çıkışını bile duymuyorum. Nereye gidiyor, ne yapıyor bilmiyorum. Bana karşı soğuk, Elif'e karşı soğuk. Ali, başka bir kadın mı var? Başka bir kadın mı? Varsa bunu bilmek istiyorum. Saçmalama Mine. Cem öyle şeyler yapmaz. Olsaydı ben anlardım. Kafamdaki bütün soruların cevapları oraya çıkıyor. İçimdeki kuşku beni yiyip bitiriyor. Bak, Cem sana da kızına da aşık bir adam Mine. Bana dokunmuyor bile. Aşık bir adam öyle mi davranır? Bu aralar hepimiz dağıldık. Bir sürü dert var başımızda biliyorsun.
Bugün başlamadı ki bu. Aylardır böyle. İçini ferah tut Mine. Cem'in mutlaka bir açıklaması vardır. Mirza mı geldi? Evet. Ali? O yoktu. Mirza geldi. Beni almaya gelmiş. Şimdi gelemem dedim abla. Abime sordum iyice. Her şey Şeyh'in bize anlattığı gibiymiş. Ali Bey Şeyh'le anlaştığı için seni bırakmış. Kendi şirketlerini kurtarmak için. Ben de abim yalanlar diye bekledim ama... Abin onunlaymış demek. En kısa zamanda kurtulacağım o itten dedi. Benim izimi bulmak için mecburen ona yanaşmış. Hiç anlamıyorum Ayşe. Madem beni 3 kuruşa satacaktı... ...neden o kadar şeye katlandı? Bir bilsem. Ben odama gidiyorum. Affet beni Ali Bey. Beni affet. Ben kardeşimi korumak zorundayım. Beni affet. Girebilir miyim? Tabii. Gel. Hayrola? Toparlanıyor musun? Gidiyorum. Gidiyor musun? Hı hı. Evet, gidiyorum. Gitmemi istiyordun, gidiyorum. Çok mu üzüldün? Evet. Yani şaşırdım. Ben sana 10.000 dolar daha getirmiştim. Biraz daha kalırsam sıkıntı çekme diye. Çok garip. Ağzın bana git diyor, elinse kalmam için para veriyor. Sen hangisisin? Hangisine inanayım? Sibel. Sana git demelerimin içinde hep gitme demeler saklıydı. Ama önümde dağlar var. Tepeler var. Gidiyorum. Ama İstanbul'dan değil. Otelden. Ev tuttum. Ev mi? Evet. Eve çıkıyorum. İş buldum. Sibel, bu nasıl bir iş? Niye ki? Yani hemen ev tutacak kadar paranın olması... Açıkçası bana normal gelmedi. Nesi normal gelmedi? Yani bütün bunlar bir anda nasıl? Olur Levent, olur. Eğer yanında çalışacağın kişi Şeyh Ömer'se her şey olur. Hayatın bir anda değişebilir. Her şeyi sil baştan yapabilirsin. Ne? Ömer mi? Onun yanında çalışamazsın Sibel. Ay, hala ne yapıp ne yapmayacağımı söylüyorsun bana. Orada çalışamazsın. O herif bizimle uğraşıyor. Şirketi batırmaya çalışıyor. Vah vah. Çok üzüldüm. Yahu sence şu an senin söylediğin şeyle ilgileniyor muyum? Siz beni hiç umursadınız mı? Geldiğimden beri git demekten başka bir şey çıktı mı ağzından? Ama yanıldın. Hepiniz yanıldınız. Ben buradayım ve iş ilişkileriniz beni zerre kadar ilgilendirmez. Toparlanmak zorundayım. İzin verir misin?
ufaklık. Yıllar sonra seni tekrar gördüğüm için çok mutlu oldum. Her ne kadar bana sahip çıkmasan da, ailenin altında ezilsen de, bir gün bütün bunlardan sıyrılıp yanıma gelmeni bekleyeceğim. Hayrola, bir yere mi gidiyorsunuz? Yok. Sadece biraz hava alayım diye düşünmüştüm. Sen eve niye gitmedin? Gitmedim. Bak, ben iyiyim. Çocuklar geldiğinde sen de onlarla git artık. Biraz dinlen, uyursun. Sen iyileş de ben nasıl olsa uyurum. Ben iyiyim Türkan. Belli. Allah Allah. Oyun bozanlık yok. Uslu uslu yatacaksın. Artık iş güç yok Hikmet Bey. İyileşir iyileşmez doğru tatile. Göcek, Marmaris, Bodrum, Çeşme. Anlaşıldı mı? Ne Marmaris'in ne Çeşmesi? Ne diyorsun sen Türkan? İnzivaya mı çekiliyoruz? Ben daha ölmedim. Allah korusun. Sonra... Şirketin durumu da ortada. Nasıl bırakabilirim ki? O şekilde devam. Merhaba doktor. Merhaba Ali Bey. Babam nasıl? Toparlanıyor. Yarın taburcu olabilir. Önümüzdeki hafta içinde de anjiyo yaptırmalısınız. Ama kesinlikle stresten uzak durması gerek. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İyi günler. Türkan ne yapacağım? Oturacak mıyım yani? Her şeye itiraz ediyorsun. Ya ben oturarak yapamam. Bak kabul etmiyorum. Kesinlikle bir daha Türkan. İş güç yok. Kurtarıcım geldi. Oğlum kurtar beni bu azaptan. Ne oldu? Yoksa annemden şikayetçi misin? Kim? O mu? Hele bir şikayetçi olsun bakalım. Nasılsın bugün? İyiyim oğlum iyiyim. Gözünü açar açmaz hemen şirket diye tutturmaya başladı. Ya kaç defa söyledim sen rahatına bak biz hallederiz diye ama daha ne? Hı? Durum nedir oğlum? Aa. Bak gene başladı. Ya bu çok önemli. Şirket bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği. Ali cevap ver. Nedir durum? Ya sen merak etme. Her şey yolunda. Hallettim. Nasıl hallettin? Ömer Bey'le konuştun mu? Konuştum baba, bir şey yok. İyileşmene baksan. Sonra da doğru tatile. İşten güçten biraz uzak dursan. Hep bir umut diye bekledim. Yalandır. Yanlıştır. Mutlaka bir yerde bir yanlışlık vardır. Ali beni satmaz. Gelir. Ne olduğunu anlatır. Tutar kolumdan götürür beni dedim. Ben artık neye inanayım Ayşe? Söylesene. Thank you.
Gel Abdülmecit, gel. Şeyhim, size hizmet bizim için büyük bir şeref. Biliyorum, hizmetimizde bir kusur ettik. Takdiriniz neyse boynumuz kıldan ince. Lakin sizden bir dileğim var. 4 kişi bir odada çok zorlanıyoruz. İzin verirseniz yine sizin emrinizde olalım ama eğer siz de uygun görürseniz başka bir yere çıkmak istiyoruz. Bazen bir dünyaya sığamıyorken bir odaya razı gelmeli insanlar Abdülmecit. Sen şimdi git. Uygun bulursam haber veririm. Canan. Özür dilerim. Dalmış gitmişsin. Nasıldı Ömer Bey'le? Niye çağırmış? Gidiyorum. Nereye? Ömer Bey beni yanına aldırıyor. Bak. Araba bile tahsis etti. Allah muhabbetinizi artırsın. Mersi şekerim. Darısı başına. Canan. O yer, o ihtişam görmeliydin. Nasıl bir adam bu Ömer Bey? Hoş geldin. Seni göreceğimi bilerek geliyorum Lamia. Elbette ki hoş gelirim. Ama senin yüzün asık. Hiç beğenmedim bu halini ben. Bir sorun mu var Lamia? Anlat bana. Şu dünyada ölümden öte halledemeyeceğim bir şey yok. Bilirsin. Senden bir ricam var. Ricam benim için bir emirdir. Söyle dileğini gerçek kılayım. Ali ile konuşmak istiyorum. Son kez. Son kez. Evet, son kez. Burada senin yanında konuşmak istiyorum. Senden istediğin neyse ona vereceksin. Gerekli konuşmayı ben yapacağım. Ve bu da onun son görüşüm olacak. Bunu yapabilir misin? Ne bu böyle? Karga tulumba aldın beni. Seninle biraz konuşmak istedim. Oğlum neyin var senin? Nasıl neyin var? Ne oldu ortada değil mi? İşten söz etmiyorum. Mine ile konuştum bugün. Niye? Ne oldu ki? Çok üzgündüm. Senden konuştum. Eve doğru düzgün gitmiyormuşsun. Bunu da nereden çıkardı şimdi? Bak, ona da Elif'e karşı da soğukmuşsun. Oğlum, ailene sahip çık. İhmal etme. Elif genç kız. Baba eksikliği duymasın. Ya uyduruyorum yine. Yine kuruntu yapmış. Ben her akşam evdeyim. İlgileniyorum. Daha ne yapayım? Cem. Bana doğruyu söyle. Doğruyu söylemeyecek. Ne var ortada? Başka bir kadın mı var? Hani varsa en azından biz bilelim. Abi saçmalamayın ya. Ne kadını? Benim derdim başımdan aşmış zaten. Nereden çıkarıyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri ya? Oğlum varsa bir şey git karınla konuş. Bundan daha kötü olamaz. Sen de biliyorsun. Yok öyle bir şey diyorum. İnanmıyor musun? Peki ara ara kaybolup nereye gidiyorsun o zaman? Nereye gideceğim ya? Bütün gün ofisteyim zaten. Ama bazen hiçbir yerde bulamıyoruz seni. Bildiğim kadarıyla pek sosyal bir adam da değilsin. Hadi sen telefonuna bak önce. Efendim? Ali. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Buraya gelir misin? Sen neredesin? Şeyhin evinde seni bekliyorum. Hemen. Lamia mı? Benimle konuşmak istiyor. Ne yapacaksın?
Geliyorum. Benim için yaptığın her şey karşılığını bulacak. En uygun şekilde. Şimdi izin verirsen odamda beklemek istiyorum. Ali gelince bana haber göndeririz. Gelirim. Ali yoksa... Beni çağırıyor. Şeyhin evine, doğru mu anladım? Evet. Yapamam. Ben onu bırakamam canım. Ne pahasına olursa olsun. Ali, yatırımlar, kredi... Hiçbir umurunda mı sanıyorsun? Gözüm hiçbir şey görmüyor Cem. Karşımıza alacağımız adama bir bak. Bu Abdülmecitlere de benzemez. Bu adam dünyanın hakimi gibi bir şey. Hakkımızda bir emir çıkardı mı bittik demektir. Bir kız bunlara değecek mi? Lamia... Onu böyle bırakamam ben. Üzgünüm Cem. Yapma be oğlum. Efendim? Abi sana yalvarıyorum. Bir delik etmeden önce iyi düşün. Lamia'yı kolundan tutup getirdiğin an şirketin dibinde dinamiti koydun demektir. Cem. Sana bir daha söylemeyeceğim. Lamia yoksa bu hayatta hiçbir şeyin anlamı yok. Eğer hayatında bir kez gerçekten aşık olmuş olsaydın, ne dediğimi iyi anlardın. Üzgünüm dostum. Efendim Ayşe. Bir yere mi gideceksiniz Şeyh'le birlikte? Hayır. Misafirim gelecek. Misafir? Ali. Niye geliyormuş yine o soysuz? Ben çağırdım. Ona söyleyecek iki çift lafım var. Bundan sonra hayat beni sürükleyemeyecek Ayşe. Ben onu istediğim yöne çevireceğim. Mahkum gibiyim. Kaçamıyorum. Her şeyin bir çaresi var. Ali Bey geldiler efendim. Buyursunlar. Peki efendim. Buyurun. Şaşırmış gördüm sizi Ali Bey. Beni beklemiyordunuz galiba.
Lamia ile konuşacaktım. Biliyorum. Ayşe Hanım haber ver. Lamia Hanım'a konuğunun geldiğini söylesin. Peki efendim. Buyurmaz mısınız Ali Bey? Böyle iyi. Lamia'nın sizinle ne konuşacağını en az ben de sizin kadar merak ediyorum doğrusu. Ali Bey gelmiş abla. Tamam. Hoş geldin. Oturmaz mısın? Ben yalnız konuşacağımızı düşünmüştüm. Konuşacağımız şeyler hepimizi ilgilendiriyor. Önce beni dinlemeni istiyorum Lamia. Lütfen. Şeyhimle aranızda bir husumet olduğunu üzüntüyle öğrendim. Konunun ben olduğumu öğrenince daha da üzüldüm. Çünkü sen de takdir edersin ki Şeyh Ömer'in müstakbel karısı olarak herhangi bir pazarlıkta adımın geçmesi şeyhimin de adına zeval verir. Lamia ne diyorsun sen? Sözlerim gayet açık. Yakında düğünümüz var. Seni ve tüm aileni bu vesileyle davet etmek istiyorum. Bunun dışında konuşacağımız bir şey yok. İyi günler.